3, 2, 1, kayıt. Merhabalar, bugün yine sizleri ekranlarınızın başına kilitleyecek bir röportajla birlikteyiz. Bugünkü konuğumuz rengarenk özelliklere sahip. Süper ya! Peki, ay gözüm dalıyor senin gözlerin, çok güzel çıkıyor. Işık vurunca böyle bir şey oldu. Evet, böyle devam edelim. Affedersiniz, oradan iki ekmek, biraz da peynir alabilir miyim diye demem lazım. Bugün yine sizleri ekranlarınızın başına kilitleyecek bir röportajla birlikteyiz. Bugünkü konuğumuz rengarenk özelliklere sahip. Süper ya! Evet sevgili arkadaşlar, Suat Güzel, oyuncu ve ses sanatçısı kendisi. Nasılsınız efendim? Çok iyi ve heyecanlı. Pandemide sıkıldınız galiba, hemen başladınız benden önce. Valla ben özlemişim. Değil mi? Özlemişim. Hepimiz her şeyi özledik, biz de oyuncu olarak oyunculuk yapmayı özledik. Normal hayatımızda oyuna gidiyoruz, çıkamıyoruz falan, kendi kendimizi oynuyoruz. Değil mi? Değil mi? Aynen. Ama tatildeydiniz efendim, bayağı da uzun bir tatil yaptınız. Yo, dedikodu, böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. 75 gün müydü? Sanki öyle bir şey duydum. Neredeyse. Ve hemen bir iki hafta sonra da gidiyorsunuz galiba tekrardan. Var, öyle bir niyetim var. Evet, çok güzel. Yok desem yalan çok olur. Çok güzel. Efendim, tanıyanlarınız iyi bilir. Tanımayanlarınız içinse hemen biraz sonra takipte kalın. Anlatacağım ben size. Oyuncu olarak kaç yaşında başladınız Suat Beyciğim hayatınıza? Yani mümkünse röportajın içinde yaşla ilgili çok fazla soru olmamasını tamam, tabii canım, ki tercih ediyorum. Tamam canım, zaten 8 yaşından sonra her şeye sahip olduğunuz için ses sanatçı, oyunculuk, her şeyi erkenden, o meziyetleri, sorun yok bence. Ya 97 yılında ben Ankara'da yaşıyordum. 97 yılında o zamanlar Genç TV yeni açılmıştı. Bir proje vardı, bir tipleme vardı kafalarında. Onu bana teklif ettiler. Ben de Ankara'dan apar topar geldim ve aslında ilk Genç TV'de canlı yayınla başladı bu macera. Tabii İstanbul'a geldikten kısa bir süre sonra böyle ekran, medya, bunun içine düştüğünüz zaman oyunculuk da yapayım, seslendirme de yapayım, onu da yapayım, bunu da yapayım, hepsini yapmak istiyorum gibi bir hevese ve coşkuya katılıyorsunuz. Ama bu tabii ki aslında içinizde varsa olacak bir şey. Bunun da altını özellikle çizmek istiyorum çünkü o kadar çok arzu edersen daha sonra değiniriz bu konuya. Ben de oyuncu olmak istiyorum, ne önerirsiniz? İşte bizim çocuğu da bir ajansa yazdırsak mı diye o kadar fazla oyunculuğa talep var ki bunun için mutlaka içinizde bir aşk olması lazım. Öyle başladı her şey. Yetenek de olması lazım ama, değil mi Suat? Evet yani. Ama aşk daha önemli bir yakıt bu konuda. Evet, doğru söylüyorsun. Aşk, sevgi, onlar ayrı. İşini de seveceksin, aşık olacaksın. Ama şu an niye öyle yapıyorlar biliyorsun değil mi? Sanıyorlar ki bizler çok para kazanıyoruz. Onun için hadi bizim çocuk da oyuncu olsun. Hadi bilmem ne. Onun için böyle geliyorlar. Ya hani hem yetenekli bir şey yok yani. Bir aşk tabii, yok, sevgi tabii de yok. Hem o, evet böyle bir yanılgı var. Tabii ki çok para kazananlar var. Yani aslında bakarsan bu iş dünya üzerinde büyük para kazandıran bir iş ama bu her kategorideki oyuncu için geçerli değil. Öncelikle bunu söylemek lazım. Tabii. Çok doğru. İkincisi, televizyon ekranında görünmekle oyunculuğu birbirine karıştırmamak lazım. Aynen öyle. Hemen yani onu birbirine karıştırıyorlar. Aynı kulvarda sanıp kendilerini ben oyuncuyum diyorlar. Oyuncusun, kaç tane iş yaptın mesela. Canlı Canlı diye bir magazinde dış sestin galiba. Evet. Peki o dış sesten seni tanıyıp da yolda siz Suat Güzey misiniz seslendiren bu magazindeki falan diye böyle bir şeylerle karşılaştın mı? Ya da komik bir hikayen oldu mu seni sevenlerden, seni tanıyanlardan? Canlı Canlı ile ilgili bir şey yaşayamazdım. Çünkü Canlı Canlı ile ilgili yaşamam için şöyle bir şey olması lazımdı. Affedersiniz, oradan iki ekmek, biraz da peynir alabilir miyim diye demem lazımdı. O dışarıda kullandığım bir şey olmadığı için onunla ilgili bir şey yaşamadım. Ama bana niyeyse sen dışarıda da hep öyle konuşuyor musun gibi geliyor. Hayır ya, yani izleyenlere, ne bileyim, seslendirme yapanlar hep dışarıda. Merhaba, rica etsem 250 gram İzmir tulumu alabilir miyim diye konuşmuyoruz biz. İşte böyle konuşuyoruz. Yani merhaba. İzmir tulumu istemesen olur aslında. O ses tonunda ne kadar güzel kadın falan diye devam edebilirsin olayı ama. Yok yok ya, bu böyle kullanılan bir şey değil. Ama tabii ister istemez şu var. Seslendirme yapan insanlar sadece seslendirme yaparken düzgün konuşmazlar. Zaten bizim normalde hayat içinde, günlük yaşam içinde de konuşma şeklimiz bu. Evet. Yani
bu kadar didaktik olmasa da, bu kadar ekrandaki gibi olmasa da bir yere işte bir devlet dairesine gittiğinde, bir ihtiyacın için birinden bir şey isteyeceğin zaman tabii ki öncelikle nezaket, sonra da o düzgün Türkçenle bir şey istemek sana her zaman avantaj kazandırır, seni her zaman diğerlerinin arasında ayırır. Tabii. Hanımefendi, rica etsem şu evrakla ilgili bana bir yardımcı olabilir misiniz demek. Başka, bacım şunu demek başka bir şey biliyorsun. Yardım etmek istemese de yorulsa da dilek sana yardım eder zaten. Tabii ki. Sesinden kızamıyorsun. Bizi biraz yalnız bırakır mısınız rica etsin? Aa, evet arkadaşlar, bakmayın sizi unuttuk değil mi? Neyse, ben izleyicim için sorular sormak zorundayım sana. Devam edelim. Pandemide ses sanatçıları da çok etkilendi. Dublajlar durdu, seslendirmeler durdu. Bu süreci nasıl geçirdin, ne yaptın? Yani... Bazı seslendirmelerimizi stüdyoya giderek yapmak durumundayız ama çoğu profesyonel arkadaşım gibi benim de evimde kurduğum bir sistem var. Çoğu seslendirmeyi evimden yapabiliyorum. Hatta artık ajanslarımız da bunu tercih etmeye başladılar. Yani eğer çok şart değilse, çok detaylı bir çalışma değilse, hepimizin evlerinde kurdukları sistem zaten buna yeterli olabilecek düzeyde. Çoğu seslendirmeyi zaten evimizden yapıp gönderiyoruz. İyiymiş, tabii, güzelmiş. Tabii. Yani bu Netflix'te ya da MovieMaker'de izlediğimiz filmlerde o süreçte hep şey çıktı. Seslendirme yapılamadığından dolayı. Doğru, onu yapamazlar. Çünkü karakter seslendirmesi mutlaka ekranda o karakteri, o karakterin ağzının her hareketini görüp birebir eline teksti alıp o şekilde yapman gereken bir şey. Yani onu yapamazsın evde. Stüdyoya mı gitmeleri gerekiyordu? Tabii. Onun mutlaka bir stüdyoda yapılması gerekiyordu. O yüzden de doğal olarak, haklı olarak. Sen o zaman reklam seslendirmelerini falan evden devam ettirmiş oldun. Tanıtım filmleri, tabii tanıtım filmleri, reklam, işte bir program listesiyim. Onun seslendirmeleri, keza yeni bir masal uygulaması çıkıyor. Onun sesiyim, onun seslendirmeleri. Bu tür şeyleri evde yapabiliyorum. Süpersin. İşinde çok başarılısın. Çok teşekkür ederim. Peki, ay gözüm dalıyor senin gözlerine. Çok güzelmiş gözlerin. Işık vurunca böyle bir şey oldu. Evet, böyle devam edelim. Komik bir hikayen oldu mu seslendirme sırasında? Yaşadığın komik bir hikaye. Oldu. Anlat. Oldu sen. Tabii ki. İşte biraz önce tarif ettiğim gibi bir stüdyoda dört arkadaş biz Nickelodeon diye bir kanal vardı. Bilmiyorum hala var mı. Orada anime karakterler seslendiriyoruz. Ben bir Krum diye bir karakter vardı. Gözlerini elinde taşıyan, onu seslendiriyorum. İşte başka bir arkadaşım Real Monsters diye bir dizide hepimiz ayrı karakterlerimiz var. Onu seslendiriyoruz. Murat Üç kardeşler var. Kulakları çınlasın. Çok iyi seslerden ve seslendirmecilerden biridir. Murat İkiz diye bir karakteri seslendiriyor. Ve artık o kadar uzun zamandır birlikte çalışıyoruz ki yönetmenimiz de bize inisiyatif tanımış. Hani bazı şeylerde artık metne müdahale de edebiliyoruz. Yani abi bak şurada şöyle desek daha iyi olmaz mı? Tamam çocuklar diyor Şahin abi de. Bir şey fark ediyoruz. Ne olduğunu hatırlamıyorum. Murat yanlış mı seslendiriyor? Dilimi sürüşüyor. Şahin abi bakar mısın diyor. Şahin abi kaydı durduruyor. Hatırlamadığım o şeyi söylüyor. Ne oldu oğlum diyor. İşte abi diyor burası böyle böyle. Tamam diyor. Bilmeyenler için söyleyeyim. Bir hata yaptığınız zaman seslendirme biraz daha geriye döner yönetmen. Birkaç cümle öteden tekrar kayda girersiniz. Orasının gelmesini beklersiniz. Neyse Şahin abi tekrar kayda girdi. Murat dedi ki Şahin abi bakar mısın? Şahin abi kayda girdi. Murat bu sefer hiçbir şey söylemedi. Allah Allah dedi. Geriye sardı. Tekrar kayda girdi. Murat tekrar Şahin abi bakar mısın? Biz dört kere durduk. Çünkü Şahin abi Murat'ın Şahin abi bakar mısın cümlesini kesmediğinin farkında değil. Her seferinde zannediyor ki Murat ona Şahin abi bakar mısın diyor. Adamcağız da garip garip duruyor orada yani. Biz de bekliyoruz ne oluyor diye. Bu. İlginçmiş. Çok ilginç. Oyunculukla ilgili bir şeyler var mı? Valla oyunculuğun her anı aslına bakarsan. Yani ben dizi oyunculuğu da yaptım diyeyim. Yapıyorum diyemeyeceğim şu arada. Dizi oyunculuğu da yaptım. Zaten hepimiz evde yatıyoruz. Evet, sinema filminde de oynadım. İşte tiyatro oyunculuğu da yaptım. Oyunculuğun her anı zaten hakikaten bir anı. Ama ne bileyim yaşadığın komik bir hikayen var mı sette? Vallahi hiç aklıma gelmiyor. Tamam onu geçelim o zaman. Gelirse anlatırım. Gelecek projem var mı? Ya şu ara hayatımızın herhalde sadece kendim için söylemeyeyim bunu. Burada masana ve ekranına konuk olan hemen herkes için geçerlidir. Şu an herhalde insanlığın
en yarınını bilemediği, öngöremediği dönemlerden birini yaşıyoruz. Bütün dünyada hatta dediğin doğru gibi. Doğru söylüyorsun. Hani eğer bir marketin varsa ya da işte masa üretiyorsan yine az çok bellisindir, bellidir bir şeyler. Ama bizler gibi proje bazlı çalışıyorsan, bir şeyler üretildiği ya da kendin bir şey ürettiğin zaman çalışıyorsan sanıyorum en zor sürecimizi yaşıyoruz şu anda. O yüzden yarınla ilgili hiçbir plan program yapamıyorum. Yani gelen bir proje var. Mesela benim elimde iki proje var. Okuyorum ama yayınlanmayacağı belli değil. Ben çalışıyorum dersime. Valla yok. Olsa da zaten söylediğin sebeple yani gelen projenin de yarın bir gün hayata geçip geçmeyeceğinden emin olamadığımız için onu da çok ciddiye alamıyorsun. Aynen. Artı şöyle bir şey var. Ciddiye alıp hüsrana uğramak da var. Tabii canım. Zaten psikolojimiz ondan dolayı tabii acayip bozuluyor. Yani biz zaten ses sanatçıların olsun, oyuncuların olsun. Biliyorsun hani bir iş yakaladığın zaman 2-3 sezon çalışıyorsun. Hmm. Keşke 2-3 sezon devam etse artık öyle bir şey kalmadı da. Evet, bol gönüllüsün bayağı. Yani. Ama o bir süreç oluyor, bitiyor iş. Sen sanıyorsun ki hep iş gelecek, öyle bir şey yok. 2-3 sene hatta 5 sene boşta kalıyorsun ve direkt psikolog. Çünkü etkileniyorsun yani. İşte o yüzden psikolog olmaya karar verdim. İyi yapmışsın, iyi yapmışsın. En güzeli yani. Şimdi Skoz diye bir kitap çıktı 2019'da. Duydum, ben de daha duydum. Okumadım. Ben de sen okudum. Okudun mu? Ben biraz başından okudum ama bak. Sıkıldın mı? Sıkıldım. Ah canım, sen yazdığın için sıkılmışsındır. Ya ne alemsin. Onunla ilgili lütfen anlat, ben okumadım çünkü konusu nedir. Ben bir arka tarafa baktım, ben bunu okuyacağım dedim ama bu ara ben de yoğunum. En yakın zamanda okuyacağım ama sen bir bahset çünkü kitap seve, sever seve. İzleyicilerim var. Seve belki seve. Belki almak isterler. Seve seve. Ya aslında şöyle, çok sevdiğim bir laf vardır. Hayat kırkından sonra değil, farkından sonra başlar diye. Hepimizin bu yaşamda amacı olduğunu zannettiği, ver canım. Şöyle tam ekranın önünden, kameranın önünden canım geçiyor. Tamam, onu öyle yapmıyoruz. Evet, sen anlat tatlım. Amacı olduğunu düşündüğü bir şey var hayatta tabii ki. Ama genelde insanlar belli bir yaşa kadar ya da belli tecrübelere kadar hayatın beş duyusuyla algıladığı şeyden ibaret olduğu yanılgısıyla yaşıyorlar. Yani şey yedik, içtik, onu kokladık, tatile gittik, para kazandık, yat aldık, kat aldık, giyindik, sevgili oldu, evlendik. Bir yere kadar hayatın bunlardan ibaret olduğu yanılgısıyla yaşıyoruz. Ama bir yerde şunu fark ediyorsun ki aslında bütün bu algıladıkların bir tiyatro dekoru gibi. O dekorun arkasında başka bir şeyler var. Bu başka bir şeyleri fark etmeye başladığın anda şunu görüyorsun ki her fark ettiğin şey yaşam için sana bir kolaylık getiriyor. Şey gibi düşün, böyle programlar vardı ya da kitaplar, işte mutfakta 20 püf noktası falan gibi. Sana öyle bir şey söyler ki sen o yemeği çok daha hızlı yapıyor olursun. Evet. İşte sana öyle bir tüyo verir ki sen o ütüyü çok daha pratik yapıyor olursun gibi. Hayatında bu tür tüyoları ve püf noktaları olduğunu keşfettim ve dedim ki bunu yazmalıyım. Çünkü madem keşfettiklerim benim hayatımı daha kolay, daha huzurlu, daha sakin, daha barışçıl, daha umutlu bir hale getirdi. Bunu paylaşmalıyım ki başkaları da bunu yapabilsin. Aynen. Bu kitabı o yüzden yazdım. Bunu kime hediye etmişsin? Ha, bizim Cenk'lere. Kalk yerine yat. Direkt açtım bu çıktı. Burada ne diyorsun? Demek ki sana bir mesajı var. Ne diyor yani? İçinden geçtiğin bir olayı düşünelim. Bu bir ilişki olabilir, bu bir iş olabilir, bu bir arkadaşlık olabilir. Onun içinde kalman gereken bir süre vardı. Ve kalkman gereken, yani içinden çıkman gereken de bir zaman vardı. Doğrusu ve doğalı senin gelişimin açısından kendinin bunu fark edip artık benim gitme zamanım geldi deyip kendi kendine gitmendir. Ama sen bunu yapamazsan evren sana artık kalkma zamanın yaklaştıkça işaretler yollamaya başlar. Mesela şöyle düşün, bir kafede oturuyorsun ama yaklaşık 43 dakika sonra oradan kalkman lazım ki hayatının aşkıyla karşılaşasın. Böyle bir örnek gibi, verelim. Gibi, gibi. Ya da işte en büyük proje teklifiyle karşılaşacaksın. Ama senin orada rahatın çok yerindeyse buna güvenli alan diyoruz. İnsanlar güvenli alanlarını terk etmek istemezler. Bir ilişkinin içindesindir, mutsuzsundur ama bir türlü gidemezsin. Bir iş yerindesindir, bir iştesindir, mutsuzsundur ama bir türlü istifa edecek cesareti bulamazsın. Yani kendin gidemezsin. İşte orada bu olayı bir kafeye tekrar döndürüyorum. Önce garson üzerine kahve döker. Dersin ki canın sağ olsun, tamam canım önemli değil, bunu görmezden gelirsin, rahatını bozmazsın. Biraz sonra yağmur başlar.
sandalyeni değiştirir. Daha şuraya kapalı geçersin. Bir yere alırsın. Onu da atlatırsın. En son yangın çıkar ve kafana saksı düşer. Çok uyduruyorum şu anda. Ve sen dersin ki neden ben Allah'ım, neden ben? Ama olamaz. Neden ben? Gerçi benim suçum, o yüzden olabilir. Kalkman gerekiyor işte, kalkman oradan. Gerekiyor. Bir yürü yani, bir şey olacak evet. Demek ki. İşte bu olay yani aslında daha öncesinde ciddiye almadığın onlar her seferinde doz yükselerek sana verilir ki en son artık çaresiz kalır. Sen 43. dakikada oradan mecburen kalkasın. İşte o sana evrenin kızım kalk yerine yat deme şeklidir. Sizin gibi güzel sesli bir terapistim olsun isterdim şu an. Yani öyle dinleyince. Teşekkür ederim. Çok güzel. Uyuyorsunuz. Psikoloji okudun mu? Okumadım. Okusan çok güzel yapar mısın? Ya işte bazı şeyleri geriye dönüp tabii ki bugünkü aklında geçmişine baktığında bu da bir ironidir aslında bak. Bugünkü aklınla hepimiz için geçerli aynen. Bu. Geçmişimize baktığımızda birçok şeyi farklı yapacağımızı görürüz. Ama bugün bu akla sahip olmamızın nedeni de o gün onları yapmamızdır. Ya da yapmamamızdır. Doğru söylüyorsun. Yani. Ağzına sağlık. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Son olarak ben her zaman bütün gelen konuklarımı soruyorum. Ses sanatçısı olmak istiyorlarsa, dublaj vesaire ile ilgili bir şeyler yapmak istiyorlarsa hiç belli olmuyor. Kitlem değişik çünkü benim. Genç nesile ne önerirsin, ne yapsınlar? Yapmasınlar. Ya çok güzel, çok güzel. Yapmasınlar. Yani ne oyunculuk yapsınlar ne de ses sanatçılığı yapsınlar. Artık. Ben bu sorudan vazgeçeceğim artık. Herkes aynı şeyi söylüyor. Yani pandemi döneminde gerçekten o kadar hepimiz olumsuz ve depresif olduk ki. Oyuncuya soruyorum, oyunculuk yapmayın. Müzisyene soruyorum, futbolcu olsaydınız keşke. Gibi. Şimdi sen de aynısını söyledin. Hayır, bunun pandemiyle alakası yok. Ben pandemi dönemini en mutlu geçirenlerden biriyim. Gerçekten tabii. Mi? Tabii gidersen 75 gün tatilde deşarjda olmuşsun. Hayır, önceki yasaklarda ben evimdeydim. Buradaydın, tabii mi? Ki buradaydım. Sadece bu şöyle bir şey. Bir şeyin sizin için ifade edeceği anlam, ne anlam ifade edeceği ona baktığınız açıyla çok belirleyicidir. Tabii. Bakış açını değiştirdiğin zaman perspektifin de değişir. Hepimiz demeyeyim ben olmadım. Herkes şunu oldu. Ah pandemi geldi ne yapacağız? Evlere tıkıldık. İşimiz şöyle oldu. Gücümüz böyle oldu. Tabii ki bunun bir bedeli var. Ama büyük fotoğrafa bakmak lazım. Evrende hiçbir şey bütünün hayrına değilse gerçekleşmez. Fakat kovalar da tıpkı oğlaklar ve akrepler gibi tehlikeli bir bu insanlığın böyle bir pause düğmesine ihtiyacı vardı. Evet, bir takım bedeller ödendi ama evrenin, insanlığın bütününe hayrıyla kıyaslandığında o ödenen bedellerin inan bana neredeyse hiçbir değeri yok. Evet, ama nefsimiz biraz körelmiş durumda yani. İnsanlar biraz nankörler. Acaba ders alıp çıkabilecekler mi bu işten? Yoksa hemen her şey bittiğinde illaki her şey bir bitecek. Ve veba da bitti bir şekilde. Çözümleri bulundu. Ama 2021'de, ama 2022'de, ama 2023'te. Bu arada biz batar mıyız, çıkar mıyız? Onu bilemeyeceğim tabii. Sırf Türkiye için demiyorum, bütün dünya için diyorum yani. Şöyle cevap vereyim buna da. Ben mesela seminer verdiğim zaman, ben bu kitapla ilgili seminerler de veriyorum. Seminer verdiğim zaman salondakilere şunu söylüyorum. Atıyorum 300 kişi olsun salonda. Biraz sonra burada aniden bir yağmur yağmaya başladığında, buradakiler için de geçerli. Hepimiz farklı ölçüde ıslanırız. Çünkü sen gömleklisin, evet. Bende triko bir şey var. İşte arkadaşımın üzerinde tişört var, doğru. Birinde mont var. Haliyle ıslanma şeyimiz, ölçümüz farklı olacaktır. Dolayısıyla o salondaki insanlar için ya da topluca bir şey yaşayan insanlar için de o yaşanan şeyin mesajı ve etkisi de farklı ölçülerde olacaktır. Kimisi hiçbir şey anlamayacak ve yani. Bir an önce bekleyecek ki hayat eskisine dönsün. Kimisi biraz bazı şeyleri sorgulayacak, kimisi sorguladı ya da sorguluyor. Kimisi bu süreci tamamıyla kendine dönmek ve yaşama dönmek için geçirdi. Kimisi artık sandalyesinin üzerinde 10 santim yukarıda duruyor. Meditasyon. Yani o yüzden bu da çok normal. Yani kimsenin aynı seviyede olması zaten gerekmiyor. Bu seviye ile alakası olan bir şey değil. Çok normal. Bu süreç yaşandı ve bu sürecin birçok insanı götürdüğü çok güzel yer var. Dünyayı da güzel bir yere götürüyor, emin olabilirsiniz. Evet, senin açından baktığımda evet.
Doğru. Bu açıdan da bakmak lazım. Yoksa depresyonun dibini yaşayacağız yani. Peki Suat'cığım çok teşekkür ediyorum sana. Ben teşekkür sana. Ederim. Çok güzel bir sohbetti. Benim için de öyleydi. Ne yapalım? Hemen güle güle diyelim. Gidecek misin gene Marmaris'e vesaire bir yerlere? Valla niyetim var ama çok detay vermeyeyim. Peki. Takip etme diyorsun beni. Yok yok, aksine takip et beni. Öyle mi? Tabii çatla biraz hasetinden. Ay gıcık. Neyse arkadaşlar, bir başka videoda görüşmek üzere. Sizi seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı günlerde inşallah gene yeni bir videoda görüşürüz.